Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Emma ba'd. Kıymetli hazirun, muhterem hanımefendi, beyefendi kardeşlerim. Hoş geldiniz. Düğünümüz hayırlara, bereketlere vesile olsun inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Efendim, aranızda bulunmam 10 gün öncesinden sözlerime dayandı. Mekke-i Mükerreme'deyken Zeki Demir hocamı hallatıp sormak için aradığımda böyle bir davet var dedi. Yetişirsen düğünde sizi de görmek istiyor düğün sahibi. Davet ediyor deyince Karacabey'de görev yapıp davet varsa davete icabet etmemek mümkün mü? Efendim, orada sözü Mekke-i Mükerreme'de verdik. Rabbimize hamdolsun. Efendim, bugün dün sabah indik. Efendim, Mekke'den son hacılarımızı bitirdikten sonra en son Mekke-i Mükerreme'yi tamamlayıp en son ekiplerle birlikte ekiplerimizi alarak ülkemize döndük ve aranızdayız. Düğünümüz hayırlara vesile olsun. Bizleri yaratan, var eden, varlığından haberdar eden, kendisine iman etmekle bizleri lütuflandıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Düğün çeşitli şekillerle yapılıyor biliyorsunuz. Kimisi fısku fucur içerisinde, günahlar içerisinde, günahlara dalarak, kimisi de örfüne uygun, adabına, adetine, geleneğine, göreneğine, töresine uygun şekilde, oyunun da uygun İslam'ına, dinine, oynamasını da uygun şekilde yapıyor. Düğün ferah, düğün sevinç günü, düğün sevinme. Ve hüzünlü günde de aramızda birbirimize destek veriyoruz. Neşe günlerimize de birbirimize destek veriyoruz. Bugün neşe günümüz, düğün günümüz. Gençlerimizin, her iki gencimizin mutlu günü. Bugün de efendim, bu mutlu günde mutluluklarına ortak olmak için aralarındayız. Rabbim her iki gencimize hayırlı ömürler nasip eylesin. Hayırlı hayat nasip eylesin. Kıymetli kardeşlerim, hayat emanet, can emanet, mülk emanet, evlat emanet ve hepsinden bir gün sorulacak. Bizleri yaratan Allah'a iman ettiğimiz gibi bize verdiği ömürden de soracağını biliyoruz. Ve bu ömür bittiğinde de hayatını nasıl geçirdin? Hayatını hangi yolda, ne şekilde tükettin sorusu. Bunu şuna getirmek için dinlendiriyorum. Hani bana karışamazsın, beni sorgulayamazsın, benden hesap soramazsın deme var ya, Rabbimiz hesap soracak. Hesabı da sorduracak. Biz bunu anlatmak istiyoruz sadece. Benden de hesap sorulacak. Hepimizden hesap sorulacak. Ve herkese bildiğinle ne şekilde amel ettiğin sorusu sorulacak. Onun için hayatımızı İslam'a, ömrümüzü İslam'a uygun, Müslümanca yaşama ve birbirimizi ikaz etme, ihtar etme, düğünümüzde de, hastalığımızda da, sağlığımızda da, üzgün halimizde de, yani üzüntülü hallerimizde de birbirimize destek olma. El-Müslimun kel-Bünyan yeşiddu ba'duhum ba'dan sadaka Resulü. Biz iman ettiğimiz rahmet peygamberi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Müslümanlar bir binanın tuğlaları gibidir. Birbirlerini tutarlar. Tuğla tuğla üstüne, kiremit üstüne, efendim, biriket biriket üstüne. Yani biz birbirimizle biriz. Onun için Allah Azze ve Celle müminleri kardeşler ilan etti. Biz birbirimizin kardeşiyiz. Kardeşler birbirinin iyiliğini ister.
güzelliğini ister. Daima ileri gitmesini ister. İyi olmasını ister. Düğününde beraber olur, destek verir. Hastalığında destek verir, moral verir. Sıkıntısında sıkıntısını gidermek için ona destek verir, yardımcı olur. Yardım etmeye, elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışır. Çocuklarımız bize emanet. Ve evliliği hangi temel ve zemin üzerine kurarsak o şekilde devam eder. İstiyoruz ki evlilikler ömür boyu sürsün. Temennimiz o şekilde. Hayat boyu sürecek bir dua ile Rabbimizden temenni de bulunuyoruz. Ömürlerinin sonuna kadar birbirlerine bağlı eyle bu gençleri ya Rabbi. Evlenenleri diye. O niyetle ve toplumu hangi yöne sürüklemeye çalıştıkları bazı mecraların, bazı kesimlerin, bazı organizasyonların toplumu hangi mecralara sürüklemek istediğini hepiniz görüyorsunuz. Gayri meşru ilişkiler, gayri ahlaki ilişkiler, İslam dışı, Müslümanlığın kabul etmediği bir hayat. Allah görüyor. Melekler yazıyor. Hayatımız murakaba altında. Neslimizi muhafaza edeceğiz. Ki bize emanet edilen nesil İslam nesli, Müslümanlık nesli, Müslümanın nesli sağlam bir şekilde hayatını devam ettirmeli. Evliliğinde de Müslümanca, hayatında da Müslümanca, mematında da Müslümanca. Yani ben kimseye karışmam. Çünkü peygamberler de karışmıştı. Karışma hayatımıza diyorlardı. وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلَاغُ Ayet indi peygamberimize. Sana sadece söylemek düşer Habibim. Değerli kardeşlerim, biz Allah'a, kitabına ve Resulüne iman etmiş kimseleriz. Biz birbirimizden sorumluyuz ve biz birbirimize emanetiz. Birbirine emanet. Yani emanet gözetme, koruma, kollama, sıkıntısını giderme, sevincine ortak olma, derdiyle dertlenme, hemdert olma. Düğünler birlik olma. Hayırda yarışma, hayırlarda destek verme. Dua ediyoruz Rabbimizden. Ya Rabbi, düğünümüzü hayırlı eyle, ömrümüzü hayırlı eyle, evlatlarımızı hayırlı eyle. Evet, diyeceğiz de, isteyeceğiz de. Ama bu istemenin kabul olmasının bir şartı var. Ebbeybul halal şartı kabul buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Yani duanın kabul edilmesinin tek şartı helal gıdadan geçiyor. Yemenin helal olmasından, giymenin helal olmasından, kazancın helal olmasından. E tabi helal kazançla üreyen nesil de düzgün ve dürüst nesil olacak. Olur. Helal kazançla. Kazanç helal olunca beden helalle besleniyor, aile helalle besleniyor, helal gıdayla beslenen de hayırlı evlat oluyor ve hayırlı insan oluyor. İşimize dikkat etme, aşımıza dikkat etme, birbirimize nasihatta bulunma. Ana karışamazsın değil. Kimilerine söylediğimizde benim bu durumuma, benim şu halime karışamazsın sen. Doğru. Bana tebliğ etmek düşer, bana söyleme, sana söyleme. Senin beni ikazın, benim seni ikazım gerekiyor. Bir Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi de birbirini ikaz etmesi. Yani eddalülel hayr kefaili. Hayra delalette bulunma. İyiliği yaygınlaştırma. İyilik yaygınlaşacak. Nice kavimler, geçmiş kavimler komple helak olmuşlar. Yani iyileri de onun içerisinde helak olmuş. Melaike-i kiram sordu, sormuşlar. Ya Rabbel alemin, işlerinde iyiler de vardı. Sen hepsini birden helakını emrettin. Onlar susuyorlardı. Onlar yanlışlara karşı yapmayın, etmeyin demiyorlardı. Onlar da bana ne diyor? Bana ne? Ne yapayım? Ya herkes kendine, herkes kendi bacağından diyordu gibisine. Öyle diyelim. Hepsini. Çünkü iyiler mücadele edecek. İyilikler yaygınlaşsın diye.
İyiler çoğalsın diye. Düğünler de iyi olacak. İhtifaller de güzel olacak. Toplantılarımız da güzel olacak. Cenab-ı Allah bu içtimamızı, bu toplantımızı, bu düğünümüzü hayırlı eylesin. Bereketli eylesin. Evlatlarımızı salih ve salihattan eylesin. Yine dua ediyoruz tabii. Evlatları olanlar, olmayana da evlat nasip eylesin. Yani evlatların hayırlısını nasip eylesin Rabbim. Ömrün hayırlısını nasip eylesin Rabbim. İşin hayırlısını nasip eylesin Rabbim. Değerli kardeşlerim, değerli hazirun, ömür emanet. Hayırlısıyla emaneti teslim etme. Mesela bu. Rabbimiz bize lütfetti. Keremiyle ikramda bulundu. Bizi müminlerden eyledi. Müslümanlardan eyledi. Müminleriz. Diyoruz ki radina billahi Rabbim. Ezanların bayrağın gölgesi altında ezanlar dinleyerek, yani ezanlar okunuyor, ibadetlerimiz yapılıyor, yapma gayret içerisindeyiz. İbadetli bir şekilde Rabbimize kul olarak hayat fani. Bizden öncekiler neredeler? Başları üzerinde mezar taşları, ne söylerler ne de bir haber verirler. Barık başına fatihalar okuyoruz. Yani biz de faniyiz. Biz de bu fani dünyadan gidicileriz ama ebedi aleme, ebedi hayatı kazanmış, cennetiyle müjdelenmiş, cennetine girecek bir şekilde hayat yaşama, Rabbi razı etme, Allah'ı razı edecek şekilde, kınayanların kınamasından la yekâfûne levmete lâim, yani kınayanın kınamasına aldırmıyor. Niye? Müslümana kınıyor. İl müftümüz bir konuşma yaptı. Dedi ki bak bu horon tepiyorsunuz, horon. Horonda kadın, kız, erkek karışık birbirimize karışık horon tepiyorsunuz. Bu caiz olmaz, bu günah. Bu olmaz, dinen caiz değil. Deyince tepe koydular. Geri kafalı müftü, çağ dışı müftü. Dedi ki helalle yapın, haram yapmayın, harama bulaşmayın. Haram, helali söyleyeceksin, haramı da söyleyeceğiz. Ya helal haram ver Allah'ım olur mu? Düğünü de helali, yemesi de helali, oynaması da helali. Müslüman oynar, düğünde oynamalı. Evet, yani eğlenmeli. Ama adam önce dediğimiz gibi, günaha vesile olmadan, günaha düşmeden, düşünmeden, çocuklarımıza dikkat ederek, ailemize dikkat ederek, hayatımıza dikkat ederek, düğünümüz hayırlı olsun, ömrümüz hayırlı olsun. Bizleri Müslümanlar olarak haşreden Rabbimize hamdü senalar olsun. İnşallah her iki kardeşimize hayırlı, bereketli evlilikler diliyorum. Mutluluklar diliyorum. Rabbim her ikisinin bahtlarını açık eylesin. Ömürlerini hayırlı eylesin. Hayırlı evlatlar nasip eylesin. Bir ömür boyu atalarımızın bize varis bıraktığı miras kalan atalarımızdan bir yastıkta kocamayı her iki kardeşimize nasip eylesin. Belediye başkanımız nikahlarını kıydı. Dua etti. Yani iyi günümüzde, kötü günümüzde ve bir ömür boyu bir yasta kocamayı. Bir duadır bu yani. Allahümme cellehumâ akden meymûnâ mübarek. Yani dua ediyoruz ya Rabbi, gençlerimizi mübarek eyle, hayırlı eyle, huzurlu eyle, fitnelere düşürme, fitnecilere yerlerine bırakma, ailelerimizi huzurlu eyle, bereketli eyle, ömrü veren sensin, ömrümüzü hayırlı eyle diye. Biz de dua ediyoruz kardeşimize, düğünleri hayırlı olsun. Evlenecek kardeşlerimize hayırlı, bereketli nasipler nasip eylesin inşallah, inşallah, inşallah. Evlerimize, hanelerimize huzur, gönüllerimize huzur versin Rabbim. Düğünümüz hayırlı olsun, bereketli olsun değerli kardeşim ve değerli hazirun. Hepiniz saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.